Arkadaşlar, bugün sizinle sözün 68. bölüm analizini yapacağız arkadaşlar. Fragmanını izlemişsinizdir, izlemeyenler de olabilir. O yüzden ben fragmanını da izleteceğim size. Ondan sonra analizimize geçeceğiz, izlemeyenler olursa diye. Allah Allah. Başlayınca ben geri geldim. İçime çekeceğim. Onu çok sevdiğimi söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fragmanı izledik. Öncelikle Erdem öldü mü, Erdem'e ne oldu diyenler olacaktır ki. Çünkü yani komutan Erdem, Derya'yı kimse sevmiyor. Yani Derya Yavuz'u bir şey yapacakken burnunu her tarafa soktuğu için Derya'yı kimse sevmiyor arkadaşlar. O yüzden ben Erdem'le başlamak istiyorum. Şimdi fragmanına bakarsak arkadaşlar. Yavuz! Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yavuz diye bağırıyor ama... Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Tim ortada değil. Filmde baktığımızda Tim burada dövüşüyordu. Burada olmadığı için araba burada ama bir şekilde Tim arkadan dolanıp Erdem'i kurtardı. Erdem'i kurtardı. Yavuz da Derya'yı kurtardı maalesef. Arkadaşlar yani Erdem ölmedi. Bence böyle yani. Çünkü arkadaşlar Tim burada olurdu. Eğer Tim hala dövüşüyor olsaydı. Burada olmadığı için bence Tim dolandı arkada. Erdem'i kurtardı. Yavuz da Derya'yı kurtardı. O yüzden ne Erdem öldü ne Derya öldü. Bence. Burada baktığınızda arkadaşlar buradaki yer Derya'nın olması lazım. Çünkü gördüğünüz gibi buradaki bomba patlamamış. Ben ona sarılacağım. Hoş geldin diyeceğim. Kokusunu içime çekeceğim. Onu çok sevdiğimi söyleyeceğim. Arkadaşlar zaten burayı hiç merak etmeyin. Bu Cahit burada silah çekti, vuramayacak. Hepimiz bunu iyi biliyoruz. Ya Cahit vuramayacak ama yani Mücahit silah onun elinden düşürüp dövebilir veya da bunlar bir ara konuşur. Cahit'e telefon gelir, acil Cahit gider. Ama Keşanlı'yı vuramayacak. Bunu herkes biliyor. Ya Keşanlı bunu dövecek ya da Cahit önemli bir arama gelecek Sami'den. O yüzden burada hiç endişelenmeye gerek yok. Herkes de bunu biliyordur zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nazlı ateşi gördü. Yanına gidecek. Ateşe sarılmaya çalışacaktır belki. Ama ateş aklını yitirdiği için Nazlı'yı tanımayıp onu umursamayıp gitmek isteyecek. Ve gidecek de. Nazlı döndüğünde babasına veya da Tim'e ateş açıyor. Ateşi gördüm diyecek. Ama Tim inanmayacak. Çünkü arkadaşlar Tim bulamadı hala. Ama çünkü diyecekler ki yani eğer ateşi görseydin ateş yanımıza gelirdi mutlaka. Ateşin aklını yitirdiğini bilemeyecekler. Yani Nazlı'yı bir nevi deli gibi sanacaklar, anlayacağınız. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar yani Derya ölmedi bence. Derya ağır yaralı. Çünkü hani ya iki kapı yanında patladı bomba sonuçta. O yüzden o da yaralanmış olabilir. Hastanede olabilir. O yüzden diye olabilir arkadaşlar. Ama bence %100
Ne derya oldu ne erdem. Kimse ölmedi. Ama işte bu bölümde şehit olur mu, derya ölür mü onu bilemem. Ama o bombada kimse ölmedi arkadaşlar. Analizimiz buraya kadar. Eğer bu kadar daha çok analiz isteyin istiyorsanız analizleri, sözün analizini, dirilişin başkasının. Yani yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Burada öyle diyor. Hastanede büyük ihtimal. Çünkü ölmesi mümkün değil bence arkadaşlar. Fragman da zaten arkadaşlar burada bitiyor. Benim dediğim gibi %100. Nereden öldü, ne ateş öldü. Ben böyle kendi fikrimi sunuyorum. Çünkü Tim orada değildi. Tim yani orayı özellikle gösterdi. Yani niye göstersinler yoksa burada Tim yok diye. Ben o yüzden şey yaptım arkadaşlar gördüm. Daha böyle analizlerin gelmesini istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Abone olmayı veya beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.